Herkese merhaba, Doktor Berkay Taşman. Erken boşalmada kremle ilgili pratik bilgiler vereceğim. Daha önce bununla ilgili video yapmıştık. Gayet güzel bir yani peniste, yapay bir peniste bunu anlatmıştım. Şimdi bazı tereddütler var ya da bazı endişeler var, onu söyleyeyim. Birincisi ne diyorduk? Erken boşalmada hangi yöntem size fayda ediyorsa ona sarılacaksınız, onunla devam edeceksiniz. Krem de bunlardan bir tanesi ise, yani penis başınıza özellikle sürdüğünüz krem sizin sürenizi uzatıyor ve sizi ve eşinizi mutlu ediyorsa o zaman kesinlikle buna devam edebilirsiniz. Ömür boyu kullanacak mısınız? Kullanabilirsiniz. Yani onun getireceği mutluluk, ilişkide getireceği mutluluk, kullanma stresi yanında çok daha fazla avantajları size katacaktır. Ömür boyu kullanabiliriz. Birinci söyleyeceğim şey bu. Bir zarar vermez. Sertliğe ya da penise bir zarar vermez. Alerjik reaksiyonlar yapabilir. Bazı kişilerde çok nadirdir. O zaman kreminizi ya da spreyinizi değiştirebilirsiniz. İkincisi, kremi ne zaman kullanacağız? İşte hocam illa ben 30 dakika önce kullanmak zorundayım. Bu bende stres yaratıyor vesaire gibi söylemler oluyor. Anlık ilişkiye başlamıyoruz. Bu anlık ilişkiyi de çok anlamış değilim. Yani atıyorum hani yeni, süper, daha birkaç günlük bir ilişkiniz olsa belki anlık ilişki olabilir ama 10 yıllık evlisiniz, 2 tane çocuğunuz var. Her ilişkiyi planlamanız lazım. Yani televizyon izlerken, mutfakta bir şeyler yaparken anlık ilişki başlamıyor. O kadar da hızlı olmuyor ki zaten olması beklenmez. Çünkü işin doğrusu yaş ilerledikçe, evlilik yaş ilerledikçe daha az ilişki ama daha kaliteli ilişki yaşamalısınız. Dolayısıyla bu çok mantıklı bir söylem değil. Ha, süreyle ilgili illa ne zaman sürmeyiz? Şimdi her ilacın etki etme süresi, yani ortaya etkisinin ortaya çıkma süresi, bir de toplam etki süresi vardır. Şimdi siz atıyorum mutlaka bunu deneyin. Kremi hiç ilişkiye girmeyeceği zaman kremi sürün. Ne kadar sürede etki ettiğini bilin. Çünkü bu kişiden kişiye değişebilir. Bazı kişilerde 10 dakika, bazı kişilerde 15 dakika, bazı kişilerde bu yarım saat de olabilir. Bunu bilin ama. Bir de ne kadar etki ettiğini bilin. Bu da bazı kişilerde 1 saat sürer, 2 saat sürer, 3 saat süren var. Dolayısıyla sizin aralığınız bu. Yani etkisi 2 saat sürüyorsa siz illa 10 dakika önce sürmek zorunda değilsiniz. Yani mutlak 1 saat önce de sürebilirsiniz, 1,5 saat önce de sürebilirsiniz. Bunları bilmeniz lazım. Bir diğer durum, kremi sürdünüz, ilişkiye başlamadan önce bir hafif yıkamak lazım. Yani bu 1,5 saat falan önce sürdüyseniz buna da gerek yok aslında ama o yıkamanız eşinize bulaşmasını engeller. Ama şöyle bir şey var. Mesela 1 saat önce sürdüğünüz kremi artık o emildi. Yani emildiği zaman bunun eşinize bulaşma riski yok. Daha kısa kullanımlar için mesela yarım saat önce sürdünüz. Böyle yalandan yıkamanızı tavsiye ederim. Bir diğer durum kremle ilgili en sık sorulan ya da en sık endişelerden bir tanesi. Krem kullanıyorum, bütün hazım azalıyor. Bu da önemli. Eğer siz kremi bütün penise kullanırsanız hazınız tabii ki azalacaktır. Ama kremi belirli noktaya, çünkü yani kremi ne için kullanıyoruz? Penisimizde belli bir noktalarda hassasiyet olduğu için. O hassasiyet bizim boşalma denetimimizi zorlaştırıyor. Burada tabii ki krem kullansanız da boşalmayı denetleyebilmelisiniz. Bunu da öğrenmelisiniz. Parantez içinde söylüyorum. Boşalmayı denetlemenizi zorlaştırıyor. Sık sık boşalma hissiyatı geliyor. Dolayısıyla o noktayı bilmeniz lazım. Onun için mesela bütün penisi sürmeyin zaten. Penisin baş kısmını sürdünüz, tamam, her şey yolunda. Deneyin, altına sürün, sadece üstüne sürmeyin. Aa, olmadı, tamam, üstüne sürün altı. Yani burada sizin penisinizin sizin boşalma denetlemenizi zorlaştıracak en hassas noktayı bulup sadece oraya sürmenizi tavsiye ederim. Böyle yaptığınız zaman haz çok fazla etkilenmez. Ama bütün penise sürerseniz o zaman da hazınız ciddi bir oranda etkilenecektir. Bu yaş ilerledikçe tabii ki sertleşme sorunlarına da neden olabilir. Genel anlamda pratik olarak söyleyeceklerim bu kadar. Yani o videoda çok pratik olarak bahsetmediğim konuları da anlatmış oldum. Teşekkür ederim.